Edinburgh'dan herkese merhaba arkadaşlar. Sonunda özlediğim şehre kavuştum. 6 sene önce gelmiştim. Yılbaşı için Londra'ya geldiğimizde sadece burada 1,5 gün geçirmiştim. O yüzden böyle içimde kalmıştı. Bugün dolu dolu 2 günün boyunca bu şehri gezmeye başlıyoruz arkadaşlar. Açılışı da buranın aslında çok bilinmeyen, turistlerin hiç gelmediği Dean Village adı verilen Dean köyünden yapıyoruz. Burası Edinburgh'dan çok daha farklı bir yer. Çünkü gördüğünüz gibi bir anda masalların içinde kendinizi buluyorsunuz. Güzel bir akarsu buradan akıyor. Rengarenk taş ve neoklasik evlerin arasından akıp gidiyor. Avrupa rüyasıyla çıktığımız rotadaki en parlak ikinci şehirdi burası bence Londra'dan sonra. Hatta bana göre Londra'dan daha güzel bir yer burası. Hazırsanız size öyle bir Edinburgh videosu izleteceğim ki buraya geldiğiniz zaman bir tek noktayı bile kaçırmayacaksınız. Burası Belfort Mews bölgesi arkadaşlar. Buranın bir özelliği bunlar eski ahırlar. Sonradan böyle işte artık çevrilmiş, evlere çevrilmiş. İnsanlar burada yaşamaya başlamış ama oldukça düzenli. Her evin böyle şirin şirin böyle bahçelerinin olduğu çok güzel bir bölge. Arka tarafta biraz yol çalışması var, orayı çekmiyorum ama genellikle sokaklar bu şekilde. Şimdi Belfort bölgesindeyiz arkadaşlar. Burada bakın şu kiliseyi de hostele çevirmişler. Sordum hani içeriye çekebilir miyiz diye. Ama doğal olarak kabul etmediler. Hani müşterilerimiz için sadece özel dediler. Ama böyle bir kiliseyi herhalde bu da cemaatsizlikten dolayı yine kiralanan kiliselerden bir tanesi. Bu aralar bu Avrupa'da çok yaygın oluyor. İşte onu bu şekilde kullanıyorlar. Hostel olarak kullanmışlar. Muhtemelen o ana kısmı falan bayağı bir elden geçirilmiştir. Oda haline getirilmiştir ama gördüğünüz gibi şu gördüğünüz kilise bir hostel. Şimdi Dean Village'den çıktıktan sonra Circus Lane'e giderken arkadaşlar şu yolu kullanın. Bakın şu yol St. Bernard's Well diye geçiyor. Burada çok güzel bir park eşliğinde buranın yine çok bilinmeyen ama çok ikonik ve güzel görsel olan bir bölgesine doğru gideceğiz. Yani Circus Lane'e. Şimdi bu güzel yoldan yürüyüşümüze devam ediyoruz. Yani şu an o kadar farklı bir Edinburgh'tayız ki arkadaşlar. Bu yolu mutlaka yürümelisiniz. Bakın o tamam tarihi taş evler, Harry Potter'lar, şunlar bunlar. Anlıyorum böyle kafayı yiyorsunuz şehri gezerken ama bu bölgeye gelirseniz bambaşka bir doğa. Hani sanki şu an bir anda Edinburgh'un İskoçya'nın dağlarına gelmişiz. Geziyoruz ama şu an şehir sadece şurası yukarıda. Biz aşağı indik. Biraz daha böyle nehir boyuna indik. Daha doğrusu Leith Irmağı'nın olduğu kısma indik. Irmak demeyelim de buna. Cücük bir akarsu ama çok güzel akıyor. Yani şu an balta girmemiş ormanlar gibi ya burası. Şimdi bu parka ismini veren Aziz Bernard Well adı verilen şifacının heykeli arkadaşlar burası da. Şu yolda böyle geliyorsunuz. Karşınızda böyle sunaklı harika bir heykel çıkıyor. Bu işte termal suyu akıyor bunun arkasından arkadaşlar. Yani böyle şifalı bir su akıyor. Ve zamanında şifa dağıtan bakın elinde zaten sağ elinde bir yılan. Sol elinde bir sanırım böyle ilaç gibi bir şey var. Onu böyle simgeleyen de bir Aziz Bernard. Azize mi artık bu Bernard? Aziz mi bilemedim de. Ama kadın. Bu kadın değil mi ya? Kadın. Evet kadın heykeli var. Böyle bu yolda size bu eşlik ediyor. Şimdi geldiğimiz nokta arkadaşlar Circus Lane. Yaklaşık 15 dakika o güzel parkın içinde yürüdük. Edinburgh'un en ikonik sokaklarından birine geldik. Burası böyle aslında yukarıdan drone görüntüsü çekebilseydik ki yasak buralarda drone kaldırmak. Böyle bir yuvarlak bir alandayız. Böyle evler aynen bu şekilde labirent gibi dolana dolana bir yuvarlağı oluşturmuş. Ama burada arkamda gördüğünüz kilise çanıyla birlikte buradaki en popüler noktalardan biri olmaya başarmış. O yüzden geldiğiniz zaman Dean Village'e gidiyorsunuz. Oradan Beaworth Moors'a gidiyorsunuz. Sonra gelip buraya da fotoğrafınızı çekiyorsunuz. Artık bu üçlü tamamlandıktan sonra yavaş yavaş Edinburgh sokaklarına girebilirsiniz.
Yolda yürürken Circus Lane bittiği gibi karşınızda Aziz Stefan Kilisesi çıkacak arkadaşlar. Burası da şehirdeki normal sıradan kiliselerden bir tanesi ama görsellik katan bir yer. Özellikle Circus Lane'de gezerken arkanızdaki çan kulesi bu kiliseye ait. Geldiğiniz zaman da böyle işte St. Vincent Caddesi boyunca, bakın şu cadde boyunca güzelce bir gezersiniz. Buradan da devam edersiniz. Şimdi çok daha güzel bir kiliseye doğru şu yoldan devam edeceğiz. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Yani neoklasik mimarili. Bazen de Georgian'da görüyorsunuz evleri. Bu şekilde böyle. Hepsi o kadar tatlı ki. Burada kırmızı bir kapı vardı ileride şurada. Ondan sonra böyle düzen, sakinlik. Bakın şu anda şehir merkezine çok yakın bir yerdeyiz aslında. Ama burası çok sakin bir yer. Böyle özel bahçeler. Mesela burası evet. Aa, private garden demiş. Ona şaşırdım bakın. Edinburgh gerçekten başka bir dünya. Şu ana kadar 500'e yakın şehir gezdim. Ama Edinburgh ilk 3'tedir benim için. Hatta bazen böyle birinci sıraya da koyuyorum böyle en çok beğendiğim şehirler arasında. Büyük şehirler arasında özellikle. Gerçekten çok güzel bir yer. Birazdan böyle yolda yürürken size daha detaylı biraz Edinburgh'u anlatacağım. Arkamda bulunan kilise arkadaşlar Trakeur Kilisesi. Burası Edinburgh'taki gizli cevherlerden bir tanesi. Çünkü buranın tavanları İtalya'daki dünya ünlü Sistine Şapeli'nin bir nevi benzeri. Burayı sonradan tabii ki yapmışlar, daha geç bir kilise. Ama yeniden doğuşu simgeleyen duvar resimleriyle, diğer duvar resimleriyle gerçekten çok beğenilen bir kilise. Bugün geldiğimizde kapalıydı. Gerçekten. Ücretsiz bir yer ama kapalı. İçeride böyle toplantılar falan yapılıyor farklı odalarda ama kilisenin ana yerinde böyle küçük bir restorasyon var sanırım. Çünkü birkaç tane böyle inşaat malzemesi gördük böyle kapı kapanın ardından bakınca. Ama en azından şurayı size göstermiş oldum. Circus Lane'den çıktıktan sonra Kelton Hill'e doğru giderken burayı görebilirsiniz. Sol tarafınızda kalacak. Öyle, şimdi burayı da gördük, yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar bu gördüğünüz kilise de St. George Kilisesi. Edinburgh'da birçok katedral ve kilise var. O yüzden her birisine girmeye kalksak yani bayağı bir zaman alır. O yüzden biz en iyilerini seçtiğimiz için girmedik ama bunu da size göstermek istedim. Şimdi çok acayip bir yere gidiyoruz. Filmlerin çekildiği böyle şirin bir eve gidiyoruz. Oraya giderken de sağımızda burayı gördük. Bakın burası güzel bir meydan. Şurada mesela St. Mary Katolik Kilisesi de var hemen karşıda. Şurada başka bir şeyler var. Kelton Hill orası, bakın tepe oraya. Birazdan oraya çıkacağız. Ondan sonra işte böyle güzel caddelerden yolumuza devam ediyoruz. Şimdiki durağımız o şirin ev. Instagram'a küfrediyorum arkadaşlar, Instagram'a. Niye biliyor musunuz? Tamam, çok güzel bir yer ama öyle bir paylaşımlar yapılıyor ki buraya ya, ilgili. Ha, belki bahçe düzeni daha iyi bir zamanda çekilmiş fotoğraflar da olabilir ama renklerle çok oynadıkları için burayı çok merak ediyordum. Ha, çok güzel, çok beğendim. Özellikle böyle bir şehrin o büyük yapılar arasında bir anda böyle küçücük bir evin olması çok güzel. Bu filmlerin çekildiği yerlerden bir tanesi burası, böyle daha bir aşk filmlerinin. İşte şu anlık Gardens Cottage'a verilen bir eski ahırın sonradan işte eve dönüştürülmesiyle ilgili bir yer burası. Beğendim. Çok tatlı. Ama yeterince hayal ettiğim gibi çıkmadı. Siz de gelirseniz Circus Lane'e giderken ama benim geldiğim rotadan geliyorsanız burayı da görmeye ihtimal etmeyin. Çünkü hemen parkın devamında tepeye doğru şimdi Kelton Hill'e çıkacağız. Şimdi Kelton Hill yoluna başlıyoruz. Burası Edinburgh'u yukarıdan en iyi gözleyebileceğiniz bir tepe. İki tane var. Bir Arthur Seat var, bir de burası var. Arthur Seat çok çok daha yüksek ve uzak olduğu için ama açı açısından burası daha iyi. Yukarıda bir sürü anıt var. Nelson anıtı var, gözlem kulesi var, şehir işte rasathanesi var, Playfair Monument var. Playfair artık bakarız oradaki şeyine. Anıtı var. Portekiz topu var. Ondan sonra Douglas Stewart'ın anıtı var, ulusal anıtı var. Şu anda yani toplamda en yüksek 100 metrelik bir tepeymiş burası. Şimdi biz şu anda buradan çıkacağız. Ama isterseniz diğer taraftan da şehir merkezinden de buraya gelebiliyorsunuz. Ama biz bu yolu tercih ettik. Çünkü bizi gezdiğimiz rota bizi bu yola çıkardı. Şimdi tepeye doğru çıkıyoruz.
Ve uzunca bir yoldan sonra arkadaşlar buranın en güzel manzarasını sunan Kelton Hill'e çıkmayı başardık. Burası Princess Caddesi'nden Arthur Seat adı verilen, Arthur'un işte ve tahtının olduğuna inanılan kayalığa kadar ki arada bulunan en iyi manzarayı sunan tepe. Buranın bir diğer özelliği de özellikle Napolyon'la yapılan savaşlarla ilgili anıtların, İkinci Dünya Savaşı ile ilgili anıtların, Nelson anıtının, gözlem evinin ya da diğer birçok önemli yapının da olduğu bir tepe arkadaşlar. Buraya çıkıyorsunuz, şehrin eşsiz manzarasını izliyorsunuz. Bakın şu an siz yakın çekimde de görüyorsunuzdur. Ben şu an kendimden artık çektim kamerayı. Bütün anıtları, o Edinburgh'un en önemli kilisesini, Edinburgh Kalesi'nin en önemlisi. Onun dışında yine meşhur saat kulesini, her şeyi bu açıdan çok güzel bir şekilde görüp fotoğraflayabiliyorsunuz. Burası aslında biraz da dinlenme alanı. Böyle güne sabah erken saatlerde başlıyorsanız öğle saatlerine denk getirin burayı. Ondan sonra gelin burada küçük bir pikniğinizi de yapın, keyfini de çıkartın. Buradaki bütün mekanlara giriş ücretsiz arkadaşlar. Tepeye çıkmak da ücretsiz, buradaki rasathaneye girmek de ücretsiz, modern sanat galerisine girmek de ücretsiz. Anıtlar zaten dışarıda, hepsini görüyorsunuz. Artık tepe ve arka taraflardaki Edinburgh yolculuğumuzun sonuna geldik. İçeri doğru gireceğiz. Artık en ikonik mekanları tek tek gezeceğiz. Hazırsanız gezimizin ikinci kısmı başlıyor. Karşıda gördüğünüz bu tepe arkadaşlar Arthur Seat adı verilen 220 metre yüksekliğinde ve 640 dönümlük bir araziyi kaplayan Holyrood Park'ın en yüksek noktası. Oraya da çıkıyorlar arkadaşlar. Özellikle gün batımında şu nokta bayağı bir güzel manzaralar sunuyor Edinburgh'u çekmek isteyen insanlar için. Burası neden bu kadar ünlü? Çünkü 151 metrelik bir aslında volkanik kökenli bir kaya parçasından bahsediliyor. Buraya işte doğal bir oluşum olmasına rağmen hani eskiden bir sönmüş bir yanardağın parçası olduğu söyleniyor. Burada hani herhangi bir Arthur ismini vermişler. Çünkü Arthur İskoçyalılar için ve İngiliz Britanya için önemli bir biliyorsunuz tarihi karakter. Aslında bir efsanevi bir karakter. O yüzden onun ismini vermişler. Ve şehrin en güzel işte gördüğünüz gibi panoramik manzarasında oraya çıkarsanız yapabilirsiniz. Şimdi biz günümüzde bayağı bir gezecek noktamız olduğu için bugün de oraya çıkmak bizim için 3-4 saatlik bir zaman kaybına sebep olacağı için çıkmayacağız. Ama zaten Kelton Hill'de olduğumuz için ve aşağı yukarı aynı manzarayı sunduğu için burası sizin için daha doğru bir seçenek olacaktır. Evet, şimdi artık eski Edinburgh gezimize başladık arkadaşlar. İkinci bölümde artık o Harry Potter mekanları, güzel güzel kiliseler, korkunç mezarlıklar, her şey olacak. Bulunduğumuz yer Aziz Andrew Meydanı. Burası şehir içindeki parklardan bir tanesi ama burada Merville adı verilen Lord Merville'in böyle kocaman bir sütun üzerinde bir adam var. Bu adam Lord Dunas adı verilen ya da Merville, Lord Merville adı verilen bir adam. Bu adam köleliğin kaldırılmasıyla ilgili çok çaba vermiş, önemli bir figür. O yüzden onun böyle şehirdeki önemli bir meydana onun da böyle heykelini dikmişler. Geldiğiniz zaman da böyle Ulusal Sanat Müzesi'ne doğru giderken, Portre Müzesi'ne doğru giderken onu da görebileceksiniz. Sırada Edinburgh'daki ilk müze gezimiz var arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz bu güzel tarihi yapı Ulusal Portre Müzesi. National Museum of Portrait diye geçiyor. İki tane ulusal müze var, karıştırmayın. Bu daha çok portre, işte büsklerin, ondan sonra ne bileyim küçük küçük heykellerin daha çok olduğu ve çok tatlı da bir kütüphanesinin olduğu bir müze. Ücretsiz olarak gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama buranın Great Hall adı verilen bir yeri var. Orası gerçekten çok güzel. Böyle zaten ilk girdiğin zaman karşınıza orası çıkacak. Mutlaka oradaki görselleri de çekmeyi unutmayın diyorum. Ve bir sonraki mekana devam edelim. Nasıl bir ses o ya? Arkamda gördüğünüz arkadaşlar anıt Edinburgh'un simgesel yapılarından bir tanesi olan Sir Scott Walker anısına yaptırılan ünlü bir şair kendisi. Anıt, gotik, roket adı veriyor bu anıtta aslında biraz da böyle çevirdikleri zaman. Gerçekten çok değerli ve önemli bir anıt.
yaklaşık 30 metre yüksekliğinde ve tamamen bir gotik harikası. Ücretsiz bir şekilde görebiliyorsunuz. Önünden geçen caddede arkadaşlar meşhur Princess Caddesi. Burası 1,5 kilometre uzunluğunda. Edinburgh'un en simgesel caddesi. 1800'lü yıllardan kalan mağazalar var, parklar var, işte Scott anıtı var. Birkaç tane küçük ünlü ufaklı müze var. Şu gördüğünüz cadde boyunca zaten anlattığım o Kelton Hill ile diğer taraftaki Kaleka arasındaki giden en önemli cadde burası. İşte burada bir yürüyüş yapmanız gerekiyor. Sol tarafın artık parklar başlıyor. İşte böyle önemli bir yer. Şu an arkam kalabalıklaşmaya başladı. Biraz daha yakınlaşacağım. Buradan sonraki bir sonraki noktaya devam edeceğiz. Ve sırada İskoçya'nın en önemli 3 sanat galerisinden bir tanesi olan National Gallery of Scotland'a geldik arkadaşlar. Öncelikle güzel bir haber, burası da ücretsiz. Edinburgh ve Londra'da ulusal müzelerin hepsi ücretsiz arkadaşlar. Bunu tekrar söylüyorum. İçeride 65.000'den fazla eser ve bu eserler 1600 yıllardan günümüze kadar ulaşan İskoçya, Britanya tarihinin önemli figürlerinin resimlerinin sergilendiği bir galeri arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi az önce anlattığım müze portre resimlerdi. Bunlar biraz daha büyük tablolar, resimler. Onların böyle özel böyle savaşların, olayların anlatıldığı çok önemli tablolar burada sergileniyor. Zaten geldiğiniz zaman bu güzel Corinth sütununu böyle tapınağı andıran müze binasında görüyorsunuz Princess Caddesi'nde. Şimdi artık şu sol yoldan devam edip meşhur o Harry Potter mekanlarına ve diğer o İskoçya'nın kasvetli binalarına doğru giriyoruz. Şimdi arkadaşlar yine ücretsiz gezebileceğiniz bir müze var. Hemen o merdivenlerden çıktıktan sonra sol tarafınıza çok güzel bir bina gelecek. Bu bina İskoçya'nın banka tarihiyle ilgili eserlerin sergilendiği bir müze. Bankacılık nasıl gelişmiş, burada neler olmuş. Hani her şeyi burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu anda işte burada basılan ilk paralar, onlarla ilgili dokümanlar. Böyle bir müze. Yani burası ücretsiz olduğu için eğer öyle bankacıysanız özellikle böyle bir şeylere merakınız varsa bakın eski kasalar, sandıklar. Buraya gelip gezebilirsiniz. Eski paralar falan da var. Gördüğünüz gibi bu şekilde gezebiliyorsunuz. Şimdi gördüğünüz yapıda arkadaşlar hemen Mount Müzesi'nin karşısında bu da Writers Museum yani yazarlar müzesi. Kim bu yazarlar? Robert Burns, Sir Walter Scott and Robert Louis Stevenson adı verilen 3 ünlü İskoç yazarın eserleri 3 katlı binada sergileniyor. Her katta birisine ait eserler var. Buraya da ücretsiz girebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle şirin bir İskoç Edinburgh meydanı öyle söyleyeyim. Tipik meydanda hemen karşınıza bu güzel yapı çıkacak. Edinburgh'da bazı merdivenler var. Böyle fotoğrafçıların böyle gözde yerlerinden. Burası hemen Writer Müzesi'ne çıkan merdivenler. Lady Stair sokağı diye geçiyor burası. Bayanlar merdiveni sokağı. Değil mi? Öyle çevriliyor. Burada böyle özellikle kışın çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz kasvetli bir havada. Şimdi bizi burayı gördükten sonra yolumuza devam ediyoruz.